Selamun aleyküm. CHP'liler ne diyor? Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim diyor. Kim diyor? CHP'li Engin Altay diyor. Ve daha ileri gidiyor CHP'liler. HDP teröristleri vekil yapmak gibi dünyanın en yanlış, rezil işini yapsa bile eleştirecek halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu diyor. Kim diyor? CHP'li Engin Altay diyor. Engin Altay diyor da kardeşim şaşıralım mı? Yok. Sonuçta Engin Altay'ın genel başkanı yani CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu eğer YPG mi bize saldıracak? YPG terörist değil, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum diyorsa, ne zaman içeride büyük fırtınalar koparılıyorsa bilin ki dışarıda da büyük bir oyun tezgahlanıyor. Bir şeyler var yolunda gitmeyen. Sakın unutmayın bunu. İçeridekileri harekete geçirecek, gözlerimizi kör ederek, dikkatleri içeriye çekerek etrafımızdaki tehlikeli bir şeyi ya da bir şeyleri örtmeye çalışıyorlar. Daha önce hep böyle olmadı mı zaten? Her büyük olay öncesi içerideki Truva atlarını harekete geçirmediler mi? Öyle büyük gürültü kopardılar ki kafamızı kaldırıp ne olduğuna bakamaz hale gelmedik mi? Bu oyunu bir yerlerden hatırlıyor gibiyim. Bakın bu oyunu PKK'nın Türkiye'yi teröre boğduğu zamanlarda gördük. Darbeye hazırlık aşamalarında gördük. Hükümet değiştirme, başbakan devirme aşamalarında da gördük. Bölgesel bazı gelişmelerde Türkiye'yi oyun dışı bırakma aşamalarında hayli gördük bu senaryoyu. FETÖ üzerinden rejim değiştirme projelerinde de gördük bu senaryoyu. Irak'ın kuzeyinde Türkiye karşıtı cephe kurma girişimlerinde bir hayli fazla gördük. Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce kilometre Türkiye karşıtı cephe kurma planlamalarında gördük bu senaryoyu. Siz hatırlarsınız İran sınırından Akdeniz'e bir işgal cephesi kurma çalışmalarında gördük. Türkiye'nin güney sınırlarını, kapılarını tamamen kapatma çabalarında da gördük. FETÖ üzerinden, içeriden darbe, dışarıdan müdahale girişimlerinde de gördük. Peki tüm bunlar yaşanırken şimdi ne yapmaya çalışıyorlar ya da ne yapıyorlar? Yine deniyorlar. İnanın. Yine deneyecekler. İnanın yine deneyecekler. Hem de çakallar gibi, sırtlanlar gibi yine deneyecekler, yine saldırıyorlar. Her senaryoda Türkiye içinde karışıklık çıkarıldı. Terör yapıldı, ekonomik saldırılar yapıldı, siyasi bunalım çıkarıldı. Milletin kafasını karıştıracak bir plan mutlaka içeriye servis edildi. Akıl almaz yalan ve kurgularla zihinler meşgul edildi. Gözler adeta kör edildi. Şimdi yeniden deniyorlar. Görünen o ki denemekten de bıkmayacaklar. Ve gelelim Millet İttifakı'na. Sahi hiç düşündünüz mü? Millet İttifakı neden adayını açıklamıyor, açıklayamıyor ya da açıklamak istemiyor? Bu CHP yani Millet İttifakı ne bir ittifak kurabiliyor ve ne de bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşıp bunu ilan edebiliyor. CHP İYİ Parti ile anlaşsa bile Cumhurbaşkanı'nın kim olacağında ihtilafa düşmekteler. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederken CHP kendi genel başkanı aday olsun istiyor. Bu iki partinin HDP'nin ortaklığa dahil edilmesi mevzuunda da anlaşma ihtimali pek de görünmüyor. Bundan dolayı ya ittifak kuramayacaklar veya bir önceki seçimde olduğu gibi CHP ve İYİ Parti görünen ortaklar olurken HDP'de belki gizli ortak olacaklar. Böyle bir manzara Türkiye muhalefeti üzerinden diktatör dedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek, Cumhur İttifakı'nı yıkmak, büyüyen Türkiye'yi çökertmek isteyen sömürgeci devletlerin umdukları dağlara kar yağmakta olduğunu bir kez daha göstermektedir. Seçimlerle meşru yoldan maksatlarına ulaşmalarını mümkün görünmüyor. Sömürgeci dünya Erdoğan'ın varlığına, AK Parti iktidarına, Cumhur İttifakı'na niçin düşmandır sizce? Hadi gelin son 20 yılımıza şöyle bir göz atalım. Türkiye son 20 yıl içinde altyapıda, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayinde muazzam hamleler yaptı. 40 yıllık terör mücadelesinde hiç bu kadar yüksek muvaffakiyet asla ama asla gösterilemedi. 2013 Gezi isyanı, 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal teşebbüsü biliyorsunuz net bir şekilde bastırıldı. 15 Temmuz'dan bu yana PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle amansız bir mücadele verildi ve bu mücadele verilmeye de devam etmekte. Yıkıcı, bölücü örgütlerin çoğu tükendi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir taşeron devlet kurma projesi adeta
paramparça yapıldı. Kuzey Irak'ta Kandil düşmek üzere. Kıbrıs'ta 1878'den bu yana hiç olmadığımız kadar kuvvetliyiz. Mavi vatan inşa ettiğimiz ve gaz petrol aradığımız Akdeniz'de 1,5 asırdan bu yana en güçlü vaziyetteyiz. Karadeniz'i yeniden keşfettik. 20. asrın başında 1911'de ilk mağlubiyet darbesini yediğimiz Libya'da düştüğümüz yerden ayağa kalkmış bulunuyoruz. Arap Baharı yalanıyla alt üst edilen bölgede FETÖ destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri özür dilercesine Ankara'ya gelip 10 milyar dolarlık yatırım için anlaşmalara imza atmakta. Körfez'de Mısır'la, Suudi ile münasebetler iyileşmekte. Suriye için bir yandan da ince diplomasi yürütülmekte. Türk devletlerinin artık bir teşkilat çatıları var. Afrika'da en güvenilir devlet konumuna geldik. Evet, yanlış duymadınız. Afrika'da en güvenilir devlet konumuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer taraftan milli insansız hava silahları, tanklar, helikopterler, denizaltılar, tüfekler yapıyor, uydularımızı yolluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin parasını ödediğimiz uçaklarla hava savunma füzelerini vermemesi üzerine Rusya'dan S-400 füzelerini almamız ve Rusya'yla iyi münasebetler içine girmemiz Karabağ'da 30 küsur yıllık Ermeni işgalini bitirmekte, Azerbaycan'a tam destek vermemizde 1. Dünya Harbi işgalcisi sömürgeci devletleri rahatsız etmekte. Anladılar ki seçimle, meşru yolla hedeflerine varamayacaklar. Bu defa taktik değiştirerek sahaya yeni silahlar sürdüler. AK Parti iktidarının ilk büyük hamle ve icraatları nelerdi? Gelin şöyle kısaca bir hatırlayalım. Kronikleşmiş yüksek enflasyonu tek haneye düşürmek, IMF'yi göndermek, paradan 6 sıfırı silmek. Bizi sarsmak için ekonomiden başlanmalıydı. Bu sebeple döviz ve faiz kurşunlarını namluya sürdüler. Propaganda yoluyla da ekolojik savaş ateşlendi. Fırsatçılar da zam ve stoklara giriştiler. Bunların suçu işgal askerleri ile iş birliği yapmaktan farksızdır. Bugün tarihi vahşi bir saldırıyla karşı karşıyayız. 2023 Büyük Türkiye'si, 2053 Müreffeh Türkiye'si ile 2071 Cihan Devleti Türkiye işlerine hiç ama hiç gelmiyor. Nicedir batılı başkentlerde uykular kaçıktır. Vesayet altında bir Ankara artık mümkün değil. Bu yüzden güneyde Suriye'nin, kuzeyde PYD-YPG üzerinden ve batıda da Yunanistan cephesinden kuşatılıyoruz. Önümüzdeki 20 ayda 20 yılın intikamı alınmak istenebilir. Yunanistan ve Fırat'ın doğusundan eş zamanlı olarak topraklarımıza girilmek istenebilir. Cumhur İttifakı iktidar teyakkuzda olmalı. Fakat vatansever muhalefet de bu meselenin bir şahıs ve parti davası olmadığını görebilmelidir. Bugün de bizden bu kadar. Hadi eyvallah. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.